Şey değil. Araba fiyatları artmış, satılmadı diyorlar. Yani. Peki, şimdi isterseniz buradan şeye geçelim. Programı açarken de söylemiştik. Son günlerde tabii çok yakından takip ediliyor kamuoyu araştırmaları, anket sonuçları. Ha, evet, niye düşünüyorum? Evet, farklı tablolar ortaya koyuyor anket şirketleri ama bunlardan biri en son yayınlanan Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi TİM'in anketiydi. 12 büyük şehirde bir çalışma yaptılar ve o raporda çok dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Çünkü TİM'in araştırmasına göre AKP oylarını Kasım ayına göre %4.3 puan arttırdı. Acaba ekonomide atılan bu adımlar, işte kur korumalı mevduat etkisi, kurların gerilemesi, işte biliyorsunuz asgari ücrete zam yapıldı, emekli maaşları, memur maaşları zamları falan, bütün bunları toparladınız. Acaba bunların etkisi gerçekten AKP'nin planladığı gibi, istediği gibi, hedeflediği gibi işliyor mu sorusunu da sordurtuyor. Neye bağlamak lazım eğer böyle bir sonuç varsa karşımızda? Buradan başlayalım, yazınıza da geleceğiz. Yani muhalefete de değineceğiz, dokunacağız, onu da söyleyeyim. Daha... Evet. Şimdi ben düşmediğini üzerinden yola çıkıyorum. Evet. Düşmüş olabilir. Şu şeyde koydum. Diyorum ki ya insanlar korkudan çekinerek gerçek niyetlerini, fikirlerini söylememiş olabilirler. Hı hı. Bunu sandığa saklayabilirler. Sordukları zaman çünkü bu anketörler soruyor. Hı hı. Ne diyorsun? Ben kararsızım diyen vardır. Tabii ki iktidarı destekliyorum diyen vardır ki. Evet. Çünkü biliyorsunuz ki bu ülkede insanlar sokakta röportaj yaptı diye hapse atıldılar. Bakın. Hı hı. Suçunu bilmiyoruz. Sadece sokakta halka mikrofon tuttu diye bir hakim hapis cezası veren bir ülkede yaşıyoruz. Hı hı. Bu ülkenin yargısı seni hapse atıyor. Sonra diyorsun ki benim suçum ne, söylemiyor. Suçsuz olduğunu kanıtla diyor. Ya kardeşim suçumu söyle kanıtlayayım de. Bakın bu konuda çok tipik örnek Tuncay Özkan'dı. 5 yıl falan hapis yattı. Hı hı. Her duruşmada biliyorum Ergenekon'dan çıkıp hep ya suçumu söyleyin de bir şey söyleyeyim dedi. Gizli dediler senin evrağın. Böyle bir ülkede yaşarken insanların anketlerin doğru olmayabilir. Kabul edelim ki iktidar partisi değil, sadece muhalefet de tabii ki anket yaptırıyor. Ve bakıyoruz hakikaten onların yaptıklarında %30'un altına inmiyor. Şimdi inmesi lazım diyenler var. Biri ben. Çünkü şunlar, İbrahim Bey gibiler şunu örnek gösteriyor. Diyorlar ki 2001 yılında büyük bir kriz oldu. Ama bu kadar büyük değildi. Değildi. Vurdu çıktı. Vurup çıkmasına rağmen o günkü partilerin hepsi baraj altında kaldı. İşte Ecevit'in partisi muhalefet birinciydi. 22'den 1'e düştü. %1. Ama bahsettiğiniz... Ecevit'in MHP 18'den 8'e düştü. Tekrar o yuvarlandı. Adam, 2002 seçimlerinde Bülent Ecevit'in siz de yazınızda değindiğiniz gibi rahatsızlık durumundan dolayı orada çok etkili ama oldu. Ama diğerleri de bakın 18'den 8'e inmiş. 10 muhalefet puan. De. ANAP 13'den 5'e inmiş. Yani bir bakıyorsunuz bir inme var. Hı hı. Şimdi bu iktidara bakıyoruz. Bu iktidar. Eğer 30'lar doğruysa 2018'de ANAP 42 almış, bayağı bir iniş var. Cumhur İttifakı'nın toplamına bakarsak 53'lerden 38'e, yani 15 puanlık iktidarda bir erime var. Evet. Şimdi buradaki soru şu. Hakikaten şimdi o zamanki 2002 ile kıyaslamak bence doğru değil. Çünkü 2002'de 3 partili ve 3 yıllık bir iktidar vardı. Ve başka 3 daire. Bu iktidar 20 yıl ve başka muhafazakar kesim üzerinden bir şeyi temel atmış, dini kullanmış ve ülkeyi daha da muhafazakarlaştırmış. Seküler kesimin alanını giderek daraltmış, onları itelemiş ve elinde büyük bir propaganda gücü var. Bu bir. İkincisi, bence AK Parti diye bir parti yok artık. Erdoğan diye bir parti var. Hı hı. Ve insanlar oyunu veriyorlarsa Erdoğan'a veriyorlar. Hı hı. Şimdi şöyle bir durum var. Artık şöyle bir şey gözlemim. İnsanlar bir grup. %5 de diyebilirsiniz buna, %30 da diyebilirsiniz. Elimizde şu anda tam ölçüm yok. Ama artık takım tutar gibi tutmaya başladılar. Kim ne için? Ben Erdoğancıyım. Takım tutar gibi. Bir. İki... Bir büyük grup
varlık ve yokluk nedenini Erdoğan'a bağladı. Yani diyor ki Erdoğan giderse, bir başkası gelirse ben de giderim diye. Yani kalabalık bir grup var. Yani ben şu anki hayatımı sürdüremeyebilirim. Ha biraz zorluk çekebilirim. İşte bu endişeli muhafazakarlarından kesinlikle. Oradan var, dışarıda iş bulan var, muhafazakar tam olmasa bile ya işim var, idare ediyor, şimdi evet. Yıkılırsa Türkiye bunalıma mı gider, karşı taraftan çık. Ama en önemli nedenlerden bir tanesi, en önemli nedenlerden bir tanesi, Türkiye bu kadar büyük bir çıkmaz içerisindeyse muhalefet partilerini alıp bir rüzgar estirmesi lazım. O zaman şu doğru bir soru mu? Evet, o AKP'nin oylarının %30'lara kadar gerilemesi önemli, önemli bir oy kaybı. Ama %30 ama bütün bu olan bitene rağmen %30'un da altına inmiyorsa burada sebebi muhalefete mi dönüyor? Şimdi muhalefet bak, birden bak. Şimdi biz üçümüz de aynı partiye gidip oy verebiliriz. Bizde yüz yüze yapılan bir psikoloğun yaptığı görüşmede veya bir sosyoloğun yaptığı görüşmede yanına da bir siyaset bilimci koysak üçlü, sen neden oy verdiğini bizi sorguladığımız zaman üçümüz de aynı partiye oy vermiş olabiliriz ama üçümüzün de farklı nedenleri olabilir. Tek bir. Evet, ekonomik kriz var. Herkes iktidarı terk etti, muhalefetin peşine gidiyor diye bir sonuç çıkarmak çok yanlış. Evet. Ama herkes muhafazakar, herkes giderse din elden gidiyor. O yüzden Erdoğan'a veriyorlar. Sonucu da yanlış. Herkesin farkına. Şimdi bu bileşkelere baktığın zaman evet, ben genelde biraz takım tutar gibi. İki, bazı değerlerimizi kaybeder gibi. Üç. Evet. Ya bugüne kadar adam iyi işler yaptı ya. Bu öyle diyorlar. İyi işler yaptı. Bunu da düzeltir. Evet. Düzeltirse bu düzeltir. Yaklaşım, evet. Beş ve son olarak Erdoğan çıkınca iyi anlatıyor. Kabul edelim ki iyi anlatıyor. Bakın şu andaki yaşadığımız bütün krizin bir tek müsebbibi var. Bir tek sorumlusu. Her şey iyi değildi. Böyle dalgalı giderken müdahale eden Erdoğan oldu. Krizi yaratan Erdoğan oldu. Doları patlatan Erdoğan oldu. Enflasyonu %30'a çıkan Erdoğan oldu. Ama dün akşam da bak, ilk bölümde de konuştuk. Yaptığı bütün konuşmalar muhtarlara da hitap ederken ekranlarda bize de hitap ediyor. Kendi yapmamış gibi, sanki başkaları yapmış gibi bize ne vaat ediyor? Ben bunları düzelteceğim. Durun diyor. Doların köpüğünü aldım dedi. Dolar 14 lira. Benzine daha yeni zam yaptı. Enflasyonun köpüğünü alacağım diyor. Arkadan zam yapıyor. Anlatması iyi ve inandırıcılığı var. Beşinci neden de bu. Beş altı nedeni böyle toplu. Ama burada muhalefetin de böyle birisinin çıkıp bir liderin ortalığı vurur diye estirseydi ve kitleleri peşinden sürükleyecek bir hava henüz muhalefet yaratamadı. Son